Merhaba sevgili dostlar, Sır kanalına hoş geldiniz. Ben Kenan Altay. Antik çağlardan günümüze kadar gelen enerji kimliğimize arınma ve sağaltım ile fayda sağlayacak bilgiler vermeye çalışacağım. Burada vermiş olacağım bilgiler, bunların hiçbiri de zararlı değildir. Sağlığa aksine fayda sağlayabilir. Bu Rabbimizin bir vermiş olduğu, insana vermiş olduğu bir ilim aslında. Ve on binlerce yıldan bahsediliyor bu konuda. Uygulana gelmiş. Aslında ocak bilgileri diyebiliriz, fakat tüm dünyanın ocak bilgisi aslında bu benim nazarımda. İçerisinde radyestezi de aynı şekilde kullanılıyor. Zaten birçok şeye aşina olacaksınız. Eğer radyestezi videolarımı takip ederek, şifa videolarımızı takip ederek, beni takip ederek geldiyseniz, bu konulara hakimseniz birçok söylem size tanıdık gelecek. Bizim burada yapacağımız, uygulayacağımız teknikler, yani sizler evinizde gönül rahatlığıyla uygulayabilirsiniz. Kesin şifa olacak diye bir şey söyleyemeyiz. Çünkü şifa bir inanç meselesi, aynı zamanda nasip meselesi. Yani modern tıpta da bazen aynı ameliyat aynı sonucu vermeyebiliyor. Yani buradaki nasip kısmından bunu anlayacağınızı düşünüyorum. O yüzden çok fazla da böyle şeye de girmek istemiyorum. Sağlık nasıl bozulur? Hani vücudun ahengi bozuluyor ya, halimiz bozuluyor. Bu nasıl oluyor? Bir virüs giriyor, bir mikrop giriyor, bir bakteri oluyor, bir enerjik bir şey oluyor. Normal, mutlu halimiz, ahenk ve ritim halindeki durumumuz bozuluyor. Bu işte sağlık problemi olarak ortaya çıkıyor. Bu tarz konuları takip ediyorsanız, sağlık konularını da takip ediyorsanız zaten aşinasınız. Çok fazla kafa bulandırmayalım. Direkt uygulamalara geçeceğim ama biraz da tabii bilgi vermek gerekiyor. Sağaltım kelimesine bir bakalım öncelikle. Sağaltım ne demek? Sağaltım eski sağlığına kavuşturmak demek aslında. Bir anlamda sağlık problemine sebep olan o enerjik şeyin, hastalığın çıkış yolunu ona göstererek vücuttan sessizce, zararsızca ayrılmasını sağlamak. Sağaltım kelimesi bu. Peki sağaltım kelimesi aslında nereden geliyor? Bunu internetten bir araştırın. Bergama Asklepion girişindeki tabela diye aratabilirsiniz. Muhtemelen çıkacaktır. Bunun ne olduğuna bir bakın. Asklepion'un ne olduğunu söyleyeyim. Bu kelime tahmin edeceğiniz üzere sağaltım kelimesinin kendisi. Ege ve Akdeniz bölgesinde bu asklepiyonlar, sağaltım merkezleri, hastane diyelim. Yani bugünkü hastaneler gibi görev yapan yerler aslında. Ege ve Akdeniz bölgesinde 200 civarında bulunuyor bunlardan. Bu Bergama'dakini söylememin sebebi, oraya baktığınızda da zaten anlayacaksınız. Bu size söylediğim kelimeyi internette arattığınızda anlayacaksınız. Burada 700-800 yıl boyunca hiç ölüm vakası yaşanmıyor. Yani hastaneye hasta olarak gelip cenaze çıkmıyor. Bunu demeye çalışıyorum. Bu anlamda bu tedavilerin, şu an ben sadece bir tanesini söyleyeceğim, kısa tutacağım videoyu, ama yani bu şu demek oluyor. Bu tedaviler en doğal şekilde insana fayda sağlayan tedaviler olarak karşımıza çıkıyor. Yani gerçekten işe yaradığı anlaşılır. Yani 700-800 yıl boyunca hastaneden cenaze çıkmadığını düşünün. Böylesi müthiş bir şeyden bahsediyoruz. Aslında bu bir ilimden bahsediyoruz. Bu da tabii ki bununla ilgili hani ocak söylemine de gidebiliriz. Mesela köylerde, nahiyelerde geçmiş dönemlere, çok antik çağlara falan bakıldığında mutlaka şifacı kimliğiyle bilinen birileri oluyordu. Tabii bunların içerisinde hani şaman bilgileri olsun, farklı kültürlerde farklı kişiler olsun. Sonraki süreçte yakın tarihlere falan bakıldığında köylerde falan bir bucak, iki bucak geçersiniz. Bir günlük, iki günlük mesafelerde böyle insanlara ulaşırsınız ve şifa ararsınız. Geçmişten beri bu şekildeydi. Yine çok fazla derinlere dalmamıza gerek yok. Bu kelimeyi ve bu söylediğim arkeolojik bilgileri de aldıysak devam edelim. Daha önceki videolarımda da bahsettiğim bir şey vardı. Her maddenin, her nesnenin, her ne olursa olsun canlı cansız görebildiğimiz, tıpkı insandaki gibi, hücrelerdeki gibi her şeyin bir aurasının ve bu aslında enerjisinin olduğunu, bir frekansının olduğunu söylüyorduk. Bunu zaten bugün herkes aşina oldu artık. Dillere pelesenk oldu bu konu. Dolayısıyla şimdi burada hastalığın da bir enerjisinin olduğunu düşünelim. Çünkü bir mikrop, bakteri, virüs herhangi bir şeyse bu zaten. Bunun da bir enerjisinin olduğu zaten bilinir. O da bir canlı, can taşıyor sonuçta. Bunu mikroskobik ortamda bakıldığında daha net anlaşılır. Onların da yine kendi enerji bedenleri, kendi frekansları. Dolayısıyla her hastalığın bir frekansı vardır. Tıpkı bizler gibi, tıpkı diğer maddelerin frekansları gibi, tıpkı altın, hani radyestezden de biliyoruz ya, altın arıyoruz, altının ışını mı farklı, suyun ışını mı farklı diyoruz. Manyetik alanı farklı.
Aynı şeyi hastalıklar için de geçerli. Yalnız burada çok kilit bir şey söylemde bulunacağım. Sağaltma yöntemlerini bilmek. Sağaltma yöntemlerini bilirseniz hastalığın detaylarının ne olduğunun bir önemi yok. Onları bilmenize gerek yok. Yani bir hastalık var. Bunun detaylarında rengi sarı mı? Mikrobu falanca mı? Şu mu? Bu mu? Şu kanala mı gidiyor? Buraya mı gidiyor diye bilmeniz gerekmiyor. Umarım yeterince açık olmuştur. Yani bu noktada birçok kişi bu teknikleri biliyorsa uygulayabilir anlamı da çıkıyor. Yani siz de kendi evinizde bu teknikleri uygulayarak birçok hastalığın çözümüne ulaşabileceğinizi unutmayın. İnsan halinin bozulmasıyla alakalı şeylerden bahsetmiştik ya, bir de Anadolu'da da geçmiş çağlarda da hani mutlaka bir şifacı falan oluyor. İşte o halden anlayan kişiye gitmek gerekiyor. İlim sahibi kişiye gitmek gerekiyor. Şifacı kimliğiyle olan bu kimlikteki insanlar evlerinde bulundukları ortamda dört elementten de faydalanırlar. Dört element neydi? Ateş, toprak, hava, su. Bir de tahta mı vardı? Birileri ciddi ciddi tahta elementleri diyor. Mermer tedavisi diye ben kendim isimlendirdim. Böyle bir ismi yok tabii ki. Sadece mermerle yani mermer kullanıldığı için böyle bir şeyden bahsediyorum. Geçmişte de mesela hala da kullanılan bir şey vardır. Hani soğuk su veya sıcak su, soğuk pres, sıcak pres gibi. Geçmişte mesela tuğla, taş ısıtılır. Ağrıyan yerlere falan koyulurdu. Bunu hepimiz az çok biliyoruz. Bu da benzer bir şey. Burada herhangi bir hastalık adını anmıyoruz. İşte o kendini iyi hissetmediğiniz haller. Ateş olabilir bu, başka bir şey olabilir. Bunlara dair o halin bozulmasıyla, o enerji varlıkların, o hastalığa sebep olan varlıkların vücuda girmesiyle oluşan bu hastalıkların genelinin çözümüne dair bir yöntemdir bu. Ama her zaman işe yarayacak diye bir şey söz konusu değildir. Hemen başlayalım. Hasta kişi iç çamaşırları üzerinde kalana kadar soyunur ve yüzüstü yatırılır. Bunu kendi evimizde de aynı şekilde uygulayabiliriz. Bulunduğu oda ısısı artırılıyor. Artık bugün teknolojiden de faydalanarak kombilerimizin ayarını biraz açıyoruz. Hasta kişi boncuk boncuk terleyecek. Bir çeşit sauna etkisi, o kadar terleyecek ki rahatsızlanacak. Yani bu odadan çıkmak istiyorum diyecek hale gelecek. O dereceye kadar varmasını bekleyeceğiz. O şekilde boncuk boncuk ter attığını da görüyoruz. Dışarıdan soğuk mermerler getiriyoruz. 4-5 adet mermer getireceğiz. Soğuk olacak bu mermerler. Hasta kişinin zaten sıcaktan dolayı vücudu hararet yapmış ya. Bu soğuk mermerleri kişinin tabii bünyesine göre koyacağız. Çok getirip de 50 kiloluk, 40 kiloluk bir hastaya 20 kiloluk mermeri sırtına koymayacağız. Mermerler genelde zaten düz olur. Beyaz mermerlerdir bunlar. Buz gibi haliyle o sıcak insan vücudunun üzerine koyuyoruz. Omuz kısmından başlayarak aşağıya doğru diziyoruz. Bu sırada tabii ne oluyor? Buz gibi bir şey getirdiğiniz zaman cos ediyor. Şöyle bir hatırlatmada bulunayım. Hasta kişinin üzerine sıcak vücudunun üzerine soğuk ve ağır taşlar konulduğu için bir anda şok etkisi yapar. Hasta ürperip bağırabilir. Yani hasta kişi irkiliyor. Burada bağırabilir. Ürperdiği için bağırabilir. Bu etkiyi de zaten bekliyoruz. Korkmayın. Mermerleri dizdikten sonra birkaç dakika sonra ne olacaktır bu mermerler? Vücudundaki sıcaklık buraya akacağı için, taşa akacağı için taş ısınacaktır. Hemen yeni soğuk mermerlerle değiştiriyoruz. Bu 3-5 dakika arasında oluyor. Toplamda bunu 20 dakikaya kadar uyguluyoruz. Yani 4-5 tane taş dizdik, mermer. Bunlar ısındı. Bunlar tamamen vücutla hemhal olmuş. Aynı ısıya ulaştıktan sonra, sıcak olduktan sonra kaldırıyoruz. Soğuk mermerleri, yeni soğuk mermerleri tekrar diziyoruz. Onların da ısınmasını bekliyoruz. Onları da kaldırıyoruz. Yani toplam 20 dakika. Bu uygulamayı yaptıktan sonra, şimdi bu uygulama bu şekilde ya, size çok tanıdık gelecek bir şey söyleyeceğim. Özellikle kendi videolarımda bu kelimeyi söyledim. Radyestezi ile alakalı konularda da söylediğimiz bir şey var. Şimdi bu bir anda soğuk kütle sıcak kütleye temas ediyor. Ne yapıyor? Tabii bunun içerisinde rezonans, yani nasıl diyeyim, biyolojik anlamda da baktığımız zaman kan akışı, sıcakla soğuğun ilişkisi, fiziki kurallar falan, bunları da değerlendirdiğimizde bir tedavinin uygulandığı zaten göz aşikar bir şekilde görülecektir.
Burada ne oluyor? Aslında o kötücül enerjiler, parazitler ne varsa, bak bunu bilmiyoruz. Mikrop, bakteri ne olduğunu bilmiyoruz. Bunlar ne yapıyor? O kan akışıyla beraber aslında burada vücudun ahengini, ritmini bozan, sağlık sorunlarına sebep olan kötü enerjilerin, parazitlerin sıcak vücuda, sıcak bölgeye temas eden soğuk kütle bir anda harekete geçmelerini, o kütleye doğru ilerlemelerini sağlıyor ve kütleye doğru, yani beyaz mermere doğru geçişi sağlanıyor. Umarım, yani inşallah geçer. Sıcaktan soğuğa doğru bir anda şok etkisiyle hızlı bir şekilde taşa aktarılıyor. İşte bundan sonrasında da inşallah geçmiş olur diyoruz ve size de geçmiş olsun. Peki bu taşları ne yapıyoruz? Bu taşlar iş bittikten sonra toprağa gömülür veya akan suda bir gece bekletilir. Ne olduğunu anladık değil mi? Taşları da arındırıyoruz. Yani o bir gece suda bekletildikten sonra veya toprakta bekletildikten sonra taşlar yeniden kullanıma hazır hale geliyor. Bu bizim diğer kristallerimizde kullandığımız arındırma yöntemleri. Söylediğim gibi burada sadece bir teknikten bahsettik, bir yöntemden bahsettik. Aslında bu ocak bilgisidir. Genel anlamda çoğu kişinin bildiği fakat tam anlamıyla detaylarında nasıl uygulandığını belki ilk defa bu video aracılığıyla duyacaksınız. Burada kısa tutuyorum, sizi de sıkmak istemiyorum. Aslında beni bıraksanız ben birkaç tane daha örnek verecektim. Toprakla ilgili uygulamalar var, parmaklar, tırnaklarla ilgili uygulamalar var. Yine radyestezi çubuğuyla yapılan uygulamalar var. İnşallah çok seri bir halde yapmaya çalışacağım. İnşallah da size de faydası olacak. Sizler bu videoları izledikten sonra ya bu kadar basit mi diyorsunuzdur muhtemelen. Evet, basit. Bunun altına imzamı atabilirim tabii ama bu konu çok su kaldıracağı için birçok hastalığa çözüm olacağı için hani özellikle şu hastalıktır bu hastalıktır diye belirtmiyoruz. Genelde bunları tecrübeyle gelen kişinin halinden, gözünden, hani oradaki vücudunda bir iz mi var, leke mi var, morarma mı var, kızarma mı var, bunlara falan bakarsınız. Yani elle muayene dediğimiz, gözle muayene dediğimiz, işte diline bakmak gibi birçok yöntemle bakılabilir. Bakıldıktan sonra tedavi bu şekilde uygulanabilir. Hani şöyle bir hastalığa tutulmuş, bunun tedavisi budur diyerek bakılabilir. Bu tecrübeyle kazanılacak bir şey. Ama genel olarak ne diyorduk? Hastalığın ne olduğunun çok da bir önemi yok. Bu metotlardan birkaç tanesi de peş peşe, peşi sıra uygulanabilir. O şekilde iyileşmediyse hasta, biz bir başka gün başka bir metot denenebilir. Daha çoklarca metot var. Eğer bu videoyu beğendiyseniz yorumlarda belirtin ki, çünkü izleyici sayım oldukça az. Sizlerden gelecek yorumlar bu anlamda çok önemli. Radyestezi ile ilgili beklediğiniz birçok şey var biliyorum. Bunlar için ben de bekliyorum. Çok güzel detaylı anlatımlar olacak ileride. Yani sizi sıkmak da istemiyorum ama bu bilgilerde en az radyestezi ilmi kadar önemli. Zaten bakın gene enerjiden, rezonanstan, bunlardan falan faydalanarak şifai yönlerine bakıyoruz. Bu söylediğim mermer terleme ile atılan bu yöntemde aslında hani birçok kişinin bildiği o sıcak kaplıca sularının falan olması gibi birçok durumla benzeşiyor ve fayda bakımından bakıldığında birçok hastalığın tek merkezi, yani sadece biz hastalığa akış yönünü gösteriyoruz. Bak diyoruz, burası senin çıkış yolun, buradan çık. Yani biz ona çıkış yolunu gösterdiğimiz zaman o bir canlı olarak zaten doğası gereği çıkma eğiliminde. Bizim vücudumuzda yer etmesi onu da zaten öldürecektir bir zaman sonra. Çünkü bizim vücudumuzdaki bağışıklık sistemimiz daha güçlü. Onun atılmasında zaten vücudumuzda çalışıyor. Bu çalışma sırasında da biz halsizleniyoruz. Halden, yani o ritmimiz bozuluyor. Ahengimiz bozulduğu için, konforumuz bozulduğu için ne yapıyoruz? Farklı tepkiler veriyoruz. İşte halsizlik, ağrı, sızı, ateşlenme, üşüme, titreme, terleme, yanma vesaire birçok şey görülebiliyor. İşte biz ona çıkış yolunu gösterdiğimiz zaman o da vücudumuzu hızlı bir şekilde terk ediyor. Rabbim bizi bu fıtratta yaratmış. Yani uzun süren hastalıklar zaten çok ciddi hastalıklar oluyor genelde. Bundan sonraki teknikler birer ikişer veya üçer örnek şeklinde, üçer uygulama şeklinde yapabilirim. O anki anlatıma bağlı olacak. Şu an için tam kestiremiyorum. Ama sizden gelecek yorumlarla bunu da belirleyebiliriz. Süreyi kısa tutmaya çalıştığım için böyle bir tane örnekle, bir tane uygulamayla çıktık yola. Fakat bu bir tane uygulama bile birçok, bakın tekrar söylüyorum, birçok hastalıkta kullanılıyor. Bunu bir kenara not edin.
Yani evinizde bugün şehir ortamında bile mermeri balkonunuza koyabilirsiniz. Yani çok ağır olmalarına gerek yok. En azından ne iş yaptığını biliyoruz ya. Küçük parçalar halinde vücudumuzu kaplayacak şekilde, yani o sırt kısmını kaplayabilecek şekilde mermerler yaparsınız. Omuzdan aşağıya dizersiniz. Yani tamamını kaplaması ağırlık bakımından kişiye göre uygularsınız bunu. En azından 3'er 5'er kiloluk bloklar halinde koyabilirsiniz. Bu kimseye de zulüm değildir. Kimseye de bir zararı dokunmayacaktır. Seviliyorsunuz. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.